Eğer ince ince dilimler halinde keserseniz, ben hep patatesi kabuklarıyla tercih ediyorum. Yaklaşık yarım santim büyüklüğünde halkalar halinde kesiyorum patatesi. Şöyle bir tencerenin içine alıyorum. Birazcık tuz, birazcık karabiber. Kekik atıyorum içine. Sarımsak koyuyorum. Üzerine zeytinyağı kullanıyorum. Bu konfi yağlarını devamlı kullanabilirsiniz. Mesela ben daha önce bunda balık pişirmiştim, tekrar kullanıyorum. Süzüp kullanabilirsiniz. Çünkü hiçbir zaman yüksek ısıya çıkmıyor. Üstüne gelecek kadar kaplıyorum. Aksi takdirde patates kızartması yapmış olurum. Ben bunların yavaş yavaş yumuşaya yumuşaya pişmesini istiyorum. Baloncukları görmeye başladığında altını kısacağız. Eğer çok da ısınırsa kenara da alabiliriz. Şöyle yandan ateşe alabilir. Birazcık bekliyorum. Baloncuklar yavaş yavaş gelmeye başladı. Altını iyice kısıyorum şimdi. Eğer gerekirse dediğim gibi kenara da alacağım. İçine kuşkonmaz koyacağım somonların. Hep söylediğim bir şey var. Kuşkonmazları kullanırken kök kısımlarını kullanmayın salatalarda veya direkt yenilecek şeylerde. Soyuyorum bir soyacak yardımıyla. Şöyle soyalım. Keseceğim. Dikkatlice. Kelebek gibi açmayı düşünüyorum. Şimdi bu kuşkonmazları içine koyuyorum. Aynı şekilde bunun da içine koyayım. Streç filmimle saracağım. Ondan önce tuz ve karabiber atıyorum çok az. Daha sonra sarıyorum. Streç filmin içinde pişireceğim. Streç filmimi açayım. Şöyle alalım. Streç filmin içinde tekrar şöyle güzelce şekillendiriyorum. Biraz o yana. Neden şöyle verev gittim? Şu yandaki kulakçığı alabilmek için. Biraz da buradan verev gidiyorum. Şöyle keselim. Her iki tarafta da bağlamam için yeteri kadar yerim oldu. Burayı da bağlıyorum. Şöyle uçları keselim. Balıklarımızı pişirirken hiçbir zaman kaynatmıyoruz suyumuzu. Hep narin ateşte böyle ılık ılık poşe ediyoruz. Hafif hafif gelen köpükleri görmek istiyorum ama bunlar asla büyük olmamalı. Tam şu an tarif ettiğim gibi poşe edeceğiz. Yaklaşık suyun 75-80 derece civarında olması lazım. İçine atıyorum. İçinde pişireceğim. Yaklaşık bir 5-6 dakika alacak pişmek. Bu arada patateslerim de pişiyor. Birazcık da şu tarafa vereyim. Çünkü sağ taraf ısınmış. Birazcık da ateşi sol taraftan alsın. Yavaş yavaş onları da pişiriyorum. 5-6 dakika sonra patateslerim pişip somonlarım da piştiğinde bunları güzelce tabaklayacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Somonlarımız hazır. Şöyle alalım. Gelin bir de patateslere bakalım. Onlar da hazır gibi gözüküyor. Dediğim buydu. Hiç renk almaması lazım. Sonuçta kızartma yapmıyoruz. Ve bu yağı da tekrar tekrar süzüp kullanıyoruz. Bu kadar patates yeterli olacaktır. Somonların içine kuşkonmaz koymuştuk. Biraz orada kaldı. Onları da üstüne salata olarak da koyacağım. Çok azıcık nar ekşisi. Birazcık zeytinyağı. Tuz, karabiber. Karıştıralım. Salatamız da hazır. Şöyle ucunu kesiyorum. Yavaş yavaş çıkartıyorum. İçindeki kuşkonmazı da görüyorsunuz. Şöyle keseyim. Şuradan bir tane daha keseyim. Üç parçam var. Gelelim tabaklamaya. Patatesleri dizelim tabağımıza. Somonları hep pişirirken içi birazcık pembe kalsın. Şöyle koyalım. Salatam var. Onu da şöyle aralarına koyalım. Birazcık da mikrofilizlerimden alayım. Maydanoz her türlü deniz mahsulüyle çok güzel yakışıyor.